direne, direne kazanacağız. Yaklaşık bir aydır kovver işlerimizde, 3 tane işlerimizde ve Manisa, Eskişehir'de bulunan işletmelerde toplu olarak bir teşkilatlanmaya başladık. Yaklaşık 10 gün önce bir 4 arkadaşımızı, bir tane de Aydınlı Yolu üzerindeki işletmede bir arkadaşımızı işten çıkarttılar. İşten çıkartmalar başladıktan sonra biz de eylemlerimize başladık kapı önlerinde, fabrika önlerinde. Burada yetki alma mücadelesindeyiz şu anda. İşveren tabii içeride baskılar, mobbingler uyguluyor. Yer değişikliği, işten kendileri çıksın diye bayağı bir baskıya uyguluyor, mobbing uyguluyor. Biz gelmeden daha işte 4 ikramiye vereceğiz dediler. O da 5 yıl sınırına koydular. 5 yıldan sonrakinlere 4 ikramiye verebiliriz. Bu yıla mahsus bayram parasını 2000 liraya bir kere mahsus bayram parası yapalım. Yeter ki gitmeyin, sendikaya istemeyin, biz her şeyimizi vereceğiz diyorlar ama saat ücretlerine baktığımızda 10 yıllık arkadaşımız asgari ücretle çalışıyor. 4250. Yani maaşa bir yaptığı bir şey yok ama inşallah. Arkadaşlarımız da çıkıyor işte. Onlarda çalışanlar çoğunlukla. Onları da çekebilirsiniz. İçeride destekler, servisler hepsi buradalar. İnşallah en yakın zamanda da gireceğiz buraya. Biz de Türk Metal Sendikası olarak bu bölgede örgütlü olan 3 şube, Gebze Binoğlu, Gebze Dilovası ve İstanbul Anadolu Yakası şubeleri olarak serbest bölgenin girişinde arkadaşlarımızı servislerde karşılayarak onlarla dayanışma içerisine giriyoruz. Bu demokratik haklarını kullanarak Türk Metal Sendikası'nda örgütlenirler. Ancak arkadaşlarımızın bu demokratik haklarına işveren olumlu bir şekilde karşılık göstermedi. Sendika gelmeden içeride o sendikanın gelmesini engellemek için konvoyör işçilerine bir takım yeni kazanımlar geldi. Ama bunu yaparken yine orada bir kurnazca bir davranış var. Özellikle yazmış oldukları ilanda ve mektupta da şunu dile getiriyorlar. Bir defaya mahsus olmak üzere diye bunu özellikle belirtiyor. Veya şunu söylemiyor, demiyor ki bütün çalışanların hepsine 4 ikramiye vereceğim demiyor. Kıdem yılı 5 yılın üzerinde olanlara 4 ikramiye diyor. Onu da kısıtlıyor. Sonrasında bunların kalıcı olup olmayacağı ile ilgili bir garanti de vermiyor. Ciddi bir işçi sayısı var, potansiyel yüksek. Firma sürekli kar eden bir firma. Bölgedeki en büyük tedarikçi firmalardan bir tanesi, yan sanayi olarak en önemli firmalardan bir tanesi ve örgütsüz bir firma. Bu mücadelenin sonunda da artık örgütsüz büyük tedarikçi firma herhalde kalmayacak gibi geliyor bize. Özellikle Evrensel Gazetesi'ne de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim daha önceki bütün eylemlerimizde, direnişlerimizde, örgütlenme mücadelemizde her zaman Türkiye işçi sınıfının yanındaki bu haklı duruşundan, güzel duruşundan, bizim yan yana omuz omuza bizden dayanışma içerisinde olduğu için de kendisine ve sizlerin aracınıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun.